Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Macarların meşhur yemeği gulaş yapacağız. Bu yemeği genellikle Macarlar ve Çekler yapıyorlar. Çok lezzetli bir et yemeği oluyor. Hemen yemeğimizin yapılışına geçelim. Tenceremizin içerisine şöyle dolu dolu bir yemek kaşığı tereyağımızı alıyoruz. Ardından 4-5 yemek kaşığı kadar da zeytinyağı ekliyoruz. Bir adet yemeklik doğranmış soğanımızı ekliyoruz. Ardından yine 2 diş kadar da doğranmış sarımsağımızı ekliyoruz. Soğanımızı ve sarımsağımızı bir miktar kavuruyoruz. Soğanlarımızı pembeleşinceye kadar 2-3 dakika kavurduk. Şimdi etimizi ekleyeceğiz. Arkadaşlar genellikle bu yemek dana tranç kullanılarak yapılıyor. Ama benim kurbandan kalma etim vardı. Onu kullanacağım. Siz de tercihe göre istediğiniz şekilde yapabilirsiniz. Şimdi hemen etlerimizi ekleyelim. Şöyle bir karıştıralım. Etimizi de soğanımızla beraber 3-4 dakika kadar döndürdükten sonra şöyle bir adet defne yaprağımızı ekleyip karıştırıyoruz. Ardından tenceremizin kapağını kapayıp etimizi kısık ateşte pişmeye bırakıyoruz. Etimiz öncelikle suyunu salacak, ardından o saldığı suyu yavaş yavaş çekmeye başlayacak. Etimiz suyunu çekmeye başlayınca salçamızı, baharatlarımızı ve domatesimizi ekleyeceğiz. Evet, etimizi kısık ateşte tam 30 dakika pişirdik. Yavaş yavaş suyunu da çekmeye başladı. Arkadaşlar bu yemeği yapmadan önce çok araştırdım. Macarlar genellikle bu yemeği yaparken kırmızı şarap kullanıyorlar. Ben de bu yemeği yaptığımda şarap yerine balzamik sirke kullanıyorum. Çok da güzel bir lezzet veriyor. Yemeğimiz için şöyle bir tatlı kaşığı kadar balzamik sirke kullanacağız. Şöyle bir karıştıralım. Ardından şöyle bir tatlı kaşığı biber salçası ekliyoruz. Şöyle dolu dolu bir tatlı kaşığı toz kırmızı tatlı biber, bir çay kaşığı kekik, bir çay kaşığı karabiber, yarım çay kaşığı kimyon, şöyle bir çay kaşığı kadar da mercan köşk ekliyoruz. Arkadaşlar mercan köşk görüntüsü naneye benzeyen bir tür baharat çeşidi. Bu yemeğin de olmazsa olmazı, çevrenizdeki tüm aktarlardan bu baharatı kolaylıkla temin edebilirsiniz. Şimdi şöyle güzelce bir karıştıralım. Şöyle 1-2 dakika kadar döndürelim. Salçamız güzelce bir kavrulsun. Salçamızı da hafifçe bir kavurduktan sonra bir adet iri doğranmış havucumuzu ekliyoruz. Havucumu da şöyle 1-2 dakika kadar etimle beraber döndüreceğim. Ve şöyle bir adet büyük boy ince doğranmış domatesimizi ekliyoruz. Domatesimizin de kabuklarını soyduk, o şekilde kullanıyoruz. Domatesimizi etimizle beraber de bir 5 dakika kadar pişireceğiz. Ardından suyumuzu ekleyeceğiz. Evet, şimdi etimizin üzerine aşıncaya kadar bolca sıcak su ekliyoruz. Bu şekilde etimizi yavaş yavaş kısık ateşte lokum gibi oluncaya kadar pişiriyoruz. Etimiz pişmeye yakın patateslerimizi ekleyeceğiz. Biliyorsunuz patates çok hızlı pişen bir sebze olduğu için patateslerimizi en son eklememizde fayda var. Evet, etimizi tam 1 saat 45 dakika pişirdik. Biliyorsunuz ilk başta soğanla beraber de bir yarım saat pişirmiştik. Toplamda 2 saat 15 dakika gibi bir süre etimizi pişirdik. Şimdi patatesimizi ve tuzumuzu ekleyelim. İki çay kaşığı kadar ekliyorum. Siz de tuz miktarını tamamen damak tadınıza göre ayarlayabilirsiniz. Yemeğimizi şöyle bir karıştıralım. Şimdi bu şekilde yemeğimizi kısık ateşte pişmeye bırakıyoruz. Patateslerimizi de etimizle beraber tam 25 dakika pişirdik. Şöyle kıvamını da göstereyim. Tam kıvamında oldu. Şimdi servis tabağımızı alalım. Tam kıvamında şahane bir et yemeği oluyor. Mutlaka denemenizi tavsiye ederim. Ayrıca videomuzu beğendiyseniz bize destek vermek için lütfen YouTube kanalımıza abone olmayı unutmayın. Tariflerimizi mutlaka deneyin. Deneyen herkese de şimdiden afiyet olsun.